Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rokugan'ı sarmalayan Gölgeler isimli oyunumuzun yeni bir bölümüyle birlikte olacağız. Ben özet için hemen sözü Shiba Kanaritsu'ya bırakıyorum. Geçen hafta ne olmuştu bize onu anlatacak, sonra başlıyoruz. Geçen hafta öncelikle mektuplarımızın toplanmasıyla başladı. Mektuplar toplanırken Takura yanımızda değildi. Bu yüzden mektupları toplaması için gereken kutuyu taşıyan kişiye refakat etmem icap etti. Herhangi bir değişiklik yapılmasın mektuplarda tedbiriyle. Sonrasında mektuplar alındıktan sonra komutan general miydi, kaptan general miydi? Kaptan genel. Onunla görüştük. Herkese tek tek şeyi sordu. İşte size hangi rüzgar attı buraya? Çok iyi arkadaşlarsınız ama farklı klanlardasınız. Bakın dikkatli olun. Gibi uyarılar yaptı. Sonrasında Hante Ikachiko bizleri huzuruna çağırdı. Dedi ki hepinizin mektuplarını okudum. Benim tarafımdan okundu, onaylandı. Yarın Hante ile görüştükten sonra Size bir geri dönüş. öğleden sonra sizlere geri dönüş yaparım dedi. Ve arkasından birkaç görev verdi. Bu görevlerden biri Kasuga topraklarında yani Tospa topraklarından bir gemi kalkacakmış. Bizleri bekleyen bir gemi. O topraktaki insanlara da çeşitli vaatlerde bulunuyormuş bu simyacılar. İşte ölüleri kaldırabiliriz, işte hastalıkları tedavi edebiliriz, iyileştirebiliriz falan gibi vaatlerde bulunuyorlarmış. Hem işte oradaki durumları araştırmak hem de yakınlarda bulunan bir ada varmış. Oraya gitmek üzere bir gemi bekliyormuş bizleri. Bunun dışarısında gölge topraklarda yani yengeç topraklarında gölge topraklarla alakalı çok tasvip edilmeyen hareketler gözlenmiş. Bununla alakalı bir araştırma yapmanızı rica ediyorum daha sonrasında dedi. Ve işte sizleri eli boş göndermek istemiyorum diyerek bizleri zindana yolladı. Zindandan bir muhtemelen olacak şekilde Ryuki için bir kişi temin edip oradan alıp uzaklaşacağız. Yani o En son orada şahıs, yani kalmıştık. farklı farklı şahıslar var. Gideceğiniz görevin doğası gereği biraz şey olduğu için, sıkıntılı olacağı için, hani samurayların yapmayacağı ya da yapmak istemeyeceği bir iş için ya da artık nasıl şey yapmak, nasıl uygun görürseniz kullanmak için sarayın altındaki bu değerli, biraz daha önemli mahkumlardan bir tanesini size şey olarak verdiler. Daha doğrusu seçmeniz için En son orada uygun. kalmıştık. Onları sorguluyorduk. En son orada kalmıştık. Aynen öyle. Bunlar farklı farklı insanlar. İşte bir tanesi samuray, tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir tane köylü var, önceden Takura'nın gelip sen şeyin de Kanarutsu'nda beraber işte karşılaştığı kelle avcısı var. O çok ayrı bir şekilde saklı. Biraz daha korumalı bir yeri var onun. Daha böyle yani şöyle, siz şimdi biliyorsunuz Rokugan'ın genelinde aslında hapisler hani metal olmaz. Tahtadan, odundan, çünkü yani metalin varsa kılıç yapmaya kullanırsın genelde, hani ya da böyle bir şey kullanırsın, hani hapishaneye metali harcamazsın, katman katman odun yaparsın, bol bol odun var. Ya da işte farklı yönlere gidersin, taş kullanırsın vesaire. Ama bu şeylerden, buradaki özellikle bu hapishanedeki genel olarak malzeme, materyal, genel olarak kullanılan metal yani bir tık daha önemli olduklarını gösteriyor bu insanların. Ve güçlendirilmiş odun, hani metalle güçlendirilmiş odun. Zaten şeye, chat'e yazmıştım ben az çok şeylerin ne tür insanlar olduğu. Bu noktadan sonra size araştırma, bakma, soruşturma, ne nedir, ne nasıldır, hangisine ne yapalım, ne edelim kısmı sizde. Çoğunluğunu bilmiyorsunuz zaten. Daha bu kelle avcısı ile ilgili bir şey aldınız, biraz bilgi aldınız. Çok değil ama bir de bu köylünün Kolat üyesi olduğundan Kanarutsu az çok şey emin. Aynen. Bir de pişman olmadığına %100 eminiz neredeyse. Ben Samura ile görüşmek istiyordum. Ben de şey Tamam. diyeceğim. Bu bizi buraya indiren görevliye buradaki bütün suçlulara ait bir dosya var mı?
O dosyayı görebilir miyiz öncelikle diyorum kendisine. Şey diyor, biz buradaki lerin suçları vesairesi üzerine çok kayıt tutmuyoruz. Bunlar biraz daha yüz kızartıcı suçlar işlediği için. Ama sorarsanız kısaca bir şekilde anlatabilirim hepsini. Benim görevim bunların şeyini takibini yapmak. Tamam, teşekkür ederiz. Sizi getiren değil bu arada. Şey, bunun içerisinde bulunan başka bir samuray. Okey, tamam ya, ben sizi getiren tamam. Sizi getiren hatta biraz şey, kapının yakınında falan duruyor biraz. Saray mensubu biraz pop pop, biraz böyle şeyli yerlere alışkın olduğu için böyle bu organize suçluğu şu bu falan filan yakınlarına yaklaşmıyor çok. Hani sizi bıraktı, kapıda sizi böyle saldı, hani şey olarak gizliyor uzaktan. Hani sizden sorumlu bir nebze. Anladım. Ama orada dediğim gibi çok daha şey, yani bir Jizamuray tahminince. Yani tam bir samuray değil. Köylülükten samuraylığa yükseltme bir ara geçit var. O kısımda olan bir tane adam var. O bu şeylerinden sorumlu gibi duruyor. Bu buranın genel asayişinden, korumasından. Burada 6 tane suçlu var. Ama burası daha gidiyor. Yani hep sarayın zindanı çok dolu değil gibi duruyor. Hani daha yer var. Daha dolabilir burası. Hani büyük ihtimalle birkaç düzine insan alabilir. Ama şimdilik bu kadarı dolu. Evet, hadi alın birini de gidelim ya. Ya aklınızda birini almam bir tane lazım. Sen samuraya doğru gidiyorsun Ryuki. Sen o sırada diğerinden genel, yani özellikle istediğin ya da kısa bir özet istediğin birisi var mı? Yani ben adamdan ne suçlar işlediğini kısa kısa hepsininkini duymak istiyorum. Bir de ne iş yapıyorlarmış bundan öncesinde? Hani kelle avcısınınkini biliyoruz ama hani samuray neymiş yani? Tamam. Samuray'ın yanına gittiğiniz zaman Ryuki sen şeyi görüyorsun. Bu samuray'ın üzerinde bir klan şeyi gözükmüyor. Rengi ya da başka bir şeyi. Gri, böyle basit. Ya buradaki zaten herkesin kıyafetleri basit. Ronin herkesin miymiş? Malzemeleri. Ronin yok, miymiş? Öyle, ondan emin değilsin ama şey, hani ya kıyafet, yani o onuru buradakilere sağlamıyorlar. Hani o şeyi burada sağlamıyorlar. Anladım. Ha, paçavralar var hepsinin üstünde. Bu sebepten ötürü hani adam sana şeyi söylemese, hani biraz da yüzünden, teninden, saçından falan biraz anlaşılabiliyor. Hani biraz daha bakımlı bir şeyi varmış gibi. Hani ya da daha düzgün beslenmiş diğerlerine göre gibi duruyor. Yani oradakilerden haberini almasanız samuray olup olmadığından emin olamazsınız. Tabii ki de bu suçundan sonra hala bir samuray mı? O kısım tartışılır. Yani artık Ronin'liğe düşmüş olabilir. Hatta daha beteri, onursuz bir şekilde yaşamaya işte Ronin olarak itilmiş olabilir. Sen baktığında yaklaşık adamın şeyi böyle bir kuru bir parça ekmeği yediğini görüyorsun. Yavaş böyle azar azar. Sen böyle şeyine doğru yaklaşınca, tabi bu arada bunların hepsini birbirinden biraz uzak tutuyorlar. Hani dip dibe değil bunların hiçbiri. Bir ya da iki blok var arada. Sen yaklaştığın zaman, bu arada bu şeyler zaten, bu şeyi içeriği ben bir anlatayım. Burası bayağı uzun bir koridor. Ama bu koridor sonra bir şeye açılıyor. Bir girdiğinizde uzun bir koridor var, bu koridor bir odaya açılıyor. Bu odada şey var. Buranın sorumlusu, işte size söylediğim Jizamuray var. Sonra burası 4 farklı koridora ayrılıyor. Düz giden 2 tane, 2 tane yanlara. Bunlar farklı şeylere gidiyor işte. Size dedim ya, işte büyük ihtimalle birkaç düzine adam olabilir burası diye. Onun gibi hani hepsi farklı yerlere gidiyor. Hepsinde 5'er tane, 8'er tane vesaire yer var. Sen Ryuki bu samuraya doğru yaklaştığın zaman şöyle bir bakıyor. Çok şey değil yani. Sana şöyle bir bakıyor. Sonra ekmeğine devam ediyor. Çok konuşkan ya da şey bir adama benzeyim. Ben Ryuki'ye korkak biraz benim yaklaşıyorum. Bu arada hani tek gitmesin diye. Tamam. Takori ve Kenshin, bu arada siz o sırada ilginizi çeken ya da yapmak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa sallıyor musunuz Ryuki'ye? Yok, ben hiçbir şey yapmam, oturuyorum. Ben de salıyorum. Ryuki'ye yani kararı falan Ryuki'ye bıraktığımız için ben de pek bir şey yapmıyorum. Okay. O zaman
Şöyle, adamdan suçunu öğreneceğim. Yani niye burada olduğunu öğreneceğim. Adam onu soruyorum. Ve öncesinde neymiş onu öğrenmek istiyorum. Bir Onu bakıyorum. soruyorum. Sana ne? Ona sormuyorum ya, şeye soruyorum. Yetkiliye Ha, soruyorum ona yetkiliye mi? gitmeden önce. Tamam, yetkiliye soruyorsan Aynen. önce şey diyor. Bu adam eski bir şey aslan klanı samuraymış. Sonra kendisinin rütbe olarak yükselemediği için şey rütbe kelimesi aklıma gelmedi. Bir an onu şey yapmam gerekti. Böyle rank şeyinden gelmedi. Rütbe olarak yükselemediği için kendisinden üstte rütbesi olan herkesi böyle komplolu bir şekilde düellolara iterek teker teker böyle bir komplo ile lorduna kadar giden bir şekilde şey hazırlamış. Plan hazırlamış. Ama çok da iyi bir şeymiş. Düellocuymuş. Yani böyle bir şekilde bir olay çıkartıyormuş o kişiyle ilgili, şahısla ilgili. Ondan sonra o olay çıkan kişinin adını düello yapıyormuş saray mensuplarına ya da işte kadınların onurunu korumaya ya da başka birisinin onurunu korumaya, düello yapamayacak başka birisinin. Bununla beraber böyle büyük bir komplo yapmış ta ki kale lordu olana kadar. Ondan sonraki hedefi klan şampiyonuymuş. Ama ona erişemeden komplosu çözülmüş Zümrüt Kadılar tarafından. Bu adamı da azminden ve şeyinden inanılmaz soğukkanlı oluşundan ötürü ölümden daha beter bir suç olan bu zindanda çürümeye bırakmışlar. Bu narsiste herhangi bir pişmanlık olacağını düşünmüyorum ya. Şöyle bir bakıyorum. Elimde ne var diye şöyle bir Ya zindana buradakilerin bir göz. normal böyle şey suçlu olmadığını fark edebiliyorsun biraz. Ha yani pişmanlık belki vardır belki yoktur onu bilemezsin ama Ne zaman? pişmanlığın tamamıyla gerek olup Ben olmadığından da emin değilim. suçluluk duygusunun kendisine yaptığından ilerleyip bu adama biraz mobbingle götürebileceğimi düşünüyorum. Yani hani Bushido'ya falan değil de Deneyebilirsin. Her şey açık. Diğerlerini de sorabilirsin. yok ya, bakıyorum şöyle bir tane kolat üyesi köylü var, tamam mı? Adam zaten hani pişman mıdır? Emin değilim ya. Bunlara mobbing uygularsak olur gibi geliyor bana. Kelle avcısının o kadar haklı olacağını sanmıyorum. Adam Psycho dediler. Ya şey öldürdüklerini bazen yiyormuş. Tamam işte, yani adamın aklı gitmiş yani artık iyice. Ninja var. Orada o kelle avcısını indirmek için düzinelerce samuray gönderilmiş tek adamın peşine. Ve çoğu ölmüş. Anladım. Kafesten İnanılmaz çıkartmak ister derecede miyiz ondan tehlikeli da bir emin değiliz adam. yani. İnanılmaz derecede tehlikeli bir adam diyor. O şeyden yani kesinlikle kapısından açmayın mümkünse. Açacaksanız da açmayın yani. Anladım. Falan diyor. Hani Peki açacaksanız da bir derken şey tabii biraz açmayın. soracağım. Kaçıp Dağ yeniden gibi devrilmiyor şey. bela olsun diye mi burada tutuyorsunuz? Öldürün gitsin de. Niye Hayır. uğraşıyorsunuz bu kadar? Onun herhalde yanlış hatırlamıyorsam öldürdüğü samuraylardan bir tanesi imparatorluk ailelerinden birinin damadıymış. Ya Burada çürüsün istiyorlar. dıdısının dıdısı yani yine başlayacağım de burada damadına. çürümesi çok da Benim doğru değil. kararım değil. Bunlar ne yazık ki. Yani üstten bu adam burada çürüsün diye bırakmışlar. Ama mümkün değil yani onun oradan kaçması. Birisi onu çıkarmadığı sürece ki çıkaramazdı. İmparatorluk sarayının altına buraya kadar inecekse zaten çok daha büyük sıkıntılarımız var. 3 yıl önce burada biz savaştık. Yani 3 yıl önceden kalan kimse yok burada ya. Yok hani şey hani İmparatorluk Ya. Sarayı'nın içinde şey vardı. Tabii ama işte şöyle düşün. İmparatorluk sarayını basmaya gelen adamlar zaten bunlarla uğraşmaz. Uğraşsa da onlara bela olur. Ki umarım böyle bir şey daha kamilleri başımıza getirmez. İnşallah. Tabii ki inşallah. Hainleri Yüce içimizden Kamiler. nasıl olsa temizledik. Bunu da alacağız mı? Aslanı gösteriyorum. Bu pişman olmaz yaptığından. Pişmanlık duymaz Ya yani. ben şöyle Siz pişman yaptığımdan, birisini mi arıyorsunuz? Aynen. evet. Pişman birisi. Bu
Aslında yani ya şimdi burada gelen hepsi bir noktada kırık. Yani buraya gelenlerin hepsi kırıklığı, bir Tahmin sıkıntı edebiliyorum. var. Pişmanlık hissedebilecek en insana yakın olanı yani şöyle bir kağıdı çıkarıyor, şöyle bir bakınıyor. Samuray'a bakıyor. Belki. Kelle abisine bakıyor direkt. Yok. Adam yemiş yani hani. Yavuz'a bakıyor. Afiyet olsun. Bundan da bir şey olmaz. Yani bu Leng sempatizanı illa suç üyesini deneyebilirsiniz. Bu suç üyesinin abisi mi kardeşi mi ne? Onlar çok kardeş. Şey yani kardeşleri arasında en dibe batmış olanı bu diyebiliyorum. Belki bir Kardeşleri pişmanlığı vardır. iyi insanlar mı? Ya bir Ronin ne kadar olabilirse. O suç üyesi dedi, Kolat üyesi mi? Yok. Değil. Başka Organize bu. suç bu. Hiç Farklı. konuşmadık biz bundan. Mafya gibi. Ha. O zaman ben ilk önce Fuleng sempatizanının yanına gidiyorum. Tamam. Onun yanına gittiğin zaman onun üstünde kaçavralar yine olduğunu görüyorsun. Saçı böyle uzun ama böyle tel tel. Böyle bayağı uzamış saçı. Siyah saçlı. Ve şey hafif ağarmış saçı. Bir köşede böyle ya hafif aklı gitmiş gibi duruyor ama çok değil. Hani böyle bir öyle karanlık lord beni kurtar. Karanlık lord beni kurtar. Karanlık lord beni buradan kurtar falan gibi şeyler diyor böyle. Çok şey değilsin. Böyle Evindeysin ama hani tiksintiyle bakıyorum, tamam mı? Yani gerçekten tiksintiyle bakıyorum ve diğer adama doğru yaklaşıyorum böyle. tamam. Ondan biraz daha ilerleyip sonraki şeye gidiyorsun. Organize Organize ha bu şey suç üyesinin organize yanına suçlar gidiyorsun. üyesi. Sağ Mafya ismi. mafya Onun da orada üyesi. ismini size Mafya. şöyle şey size ismini söylemiştir. Nerede, hangi şehirdeymiş bu organize suç Tabii söyleyeyim. çetesi? Bu suçu yok. Bu şöyle. Bunların çetesi tek bir yerde değil. Bu yani bu adamın buraya düşmesinin bir sebebi var. Birden fazla şehir içinde olan bir yer. Bunun abileri de çok şey değil tabii. Kardeşleri ve abileri. Ama Yoburo isimli bir adam ve şey Yalanlar şehrinde Aha. Otosanuchi'de hatta birkaç tane daha klan başkentinde daha yerleri olduğunu böyle bir yerleri olduğunu klan başkentlerinin dışarısında yerler olduğunu oralarda operasyon yaptıklarını kaçakçılık, adam kaçırma işte şey köylüleri şey yapmaya yani adam şey sayıyor yani hani aklına gelebilecek böyle Mafya bir işte. organize evet Suç. mafyatik bütün şeyleri sayıyor. Hani Önce şantaj şu şunu bu. sormam lazım. Rokugan'da kan davası var mı? Var. Hem de nasıl var var ya hem de nasıl var anlatamam. Şey soracağım. Bu bir tane Kenshin vardı. Ben sınavıma girmişti. Evet. Tamam. Yalanlar şefinde Ha, mafyaydı. mafyaydı. Senin hatta Adı düello yaptığın kişi. ben gidiyorum, adı çocuğa soracağım ya, sen bu Kenshin'i tanıyor musun diye. Önce yaklaşıyorsunuz. Böyle şey biraz nasıl desem yakalananı çok olmamış belli ki. Çünkü yani diğer hapishanedeki diğer mahkumların aksine çok hafif daha böyle bir dolu daha bir çok hafif tombul. Daha şişik yani. Yani böyle burada verilen minimum besinle geçinden diğer adamları gördüğünüz zaman burada bir şey görüyorsunuz. Bir ciddi bir fark görüyorsunuz. Şey diyor sadece. Ya bu adamı yanınıza alırsanız ya size bir sıkıntı çıkarabilir mi bilmiyorum ama yani doğruysa büyükse bunların arasında aklı selim iki insan var. Biri samurayı gösteriyor, diğerinde şeyi gösteriyor, bu adamı gösteriyor.
Diğerlerinden bir halt olmaz bence. Ben şey yapıyorum ya. Fuleng sempatizanı var ya. Onun yanına gidiyorum. İsmini soruyorum. Çok kibarım yani. Hani çok kibar bir şekilde ismini tabii soruyorum. Buradan önce ne iş yapardın diye soruyorum. Okey, sen genel, senin amacın ne peki bu konuşmadaki? Adamla ürkütmeden, hani o diğerine yaptığım gibi değil, böyle ürkütmeden bir sohbet etmek istiyorum. Sonra adamın deneme ne iş yaptığını falan öğreneceğim. Evet, ailesi var mı falan onu öğrenmek istiyorum. Tamam. Sonra onun üzerinden adama mobbing yapacağım. Bunun roleplay'ini yapalım dersen yaparım ama ya, diğerleri yok. Evet. Çok harcamak ister mi onu bilmiyorum. Şöyle, sen o zaman bu full length sempatizanına odaklanıyorsun. Evet. Senden ne istiyorum biliyor musun? Senden hı-hı command fire istiyorum. Tamam. Zorluğun 4. Çok zor değil. Bu biraz vakit alacak. O sırada Takura sen gidip bu diğer şeye konuşuyorsun. Senin buradaki konuşmadaki amacın bu adam bağlantılı mı diye öğrenmek. Aynen. Sen gidip yani yüksek sesli bir şekilde mi konuşuyorsun? Kısık sesli mi konuşuyorsun? No, normal direkt soruyorum ya. Normal ses tonum, normal düzeyde. Gidip şöyle tamam. Bir, Kenshin, o adamın adını hatırlamıyorum ama Takura hatırlıyor mudur bilmiyorum. Söyleyeyim. Neydi o adamın adı ya? Ben de dur. Niye silindi aklımdan ya? Bir saniye. Diyokin Zarı ile alakalı şöyle bir şey yapıyorum. Abi ha, okul özelliğimi kullanacağım. Hayır değil. Değil. Şimdi değil. Şimdi ihtiyacım yok. Son kararınız mı? Ben daha sonucuna bakmadım. Sonuçtan sonra kullansın istiyorum. Yani ben adamla konuşayım. Stresi yiyeyim. Ondan sonra benimle konuşsun bence. Zarına etki edecek şekilde hareket edebilir miyim? Nasıl yani? Okay. Bir saniye. Benden düşüremiyor. Zardan siliyor diyebiliyorum. Okey tamam. Olur. Güzel olur. Yani kullanıyorum ben burada. 7 stres almasın yani. Tamam. Bir de 6 stres, tamam. 6 yorgunluk gelecek. Okey. Kendini bayağı satabilirim. 7 stres almıyorum. Tamam. 8 zaten. Bir de 6'sını siliyor muyum? Hı-hı. İnanılmaz huzur içindeyim şu anda arkadaşlar. Yani. Evet. Mobbing yapmak senin şeyinmiş. Evet. Bu gelen benim şeyimmiş gerçekten. Mobbing yapmak yani. Huzurluymuş. Huzur veriyormuş. Tamam geldim şimdi. Benim 6 bonus success'im var. Çok iyi. Ben bu adamı pişman etmek istiyorum. Yani böyle mahvolsun adam. Kahrolsun. Tamam. Nereden geliyorsun? Nasıl bir damardan geliyorsun? İşte bunu adamı tanıdıktan sonra anlayabilirim diye önce tamam, adamla konuşuyorum. Adamı hatta yemek getirtiyorum. Tam yemek tamam getirtiyorum. Yemeği yesin istiyorum. O arada böyle çok tatlı bir ses tonuyla konuşuyorum. Mesela diyelim ki değer verdiği bir aile üyesi var. Şu an ona ne olmuştur diyorum. Yani senden sonra acaba ne haldedir diyorum. Neler yaparlar diyorum. Tüfvah diyorum. Neyse diyorum. İşte oradan bir pişman etmeye çalışıyorum mesela. Ya da sevdiği başka bir şey varsa oradan gireceğim yani. Ben yok, vardır. Bütün geceyi geçirebilirim burada. Yani hani diğerleri belki gider ben kalırım hatta. Okey. Şimdi şöyle. Sen oturup uzun uzun şeyle konuşuyorsun bu adamla. Sen girip işte işin detaylarını çok girmeye gerek yok ama pişman etmeye çalışıyorsun. Onu şey etmeye çalışıyorsun. Yani Fuleng'i takip etmesinden yani Fuleng'i takip edeceğine başka herhangi bir şeyi hani Kamiler'i takip etsen, Bushido'yu takip etsen hem sen hem etrafındakiler böyle daha çok şeye etrafındakilerden den vuraraktan yapıyorsun. 6 bonus başarıyla adamı kesinlikle şey yapabilirsin. Yani istediğin şeye inandırtabilirsin. Tamam. Ha, ayrıca hiç suçluluk da hissetmiyorum. Bu dakikalar içinde olmuyor tabii de. Tamam. Hiç suçluluk da hissetmiyorum. Çünkü adam Fuleng takipçisi yani. Adam bence zaten çok olumsuz. Şey değil. Teyitli durmuyor. Olsun. Teyitli yani olsa burada yaşatmazlar. Olsun. Karanlık Lord'a yani evet, dua etti Adem'in gözümün önünde. Tabii. Onun dışarısında tamam. Siz ondan sonra şeye devam ediyorsun.
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ryuki'ninki çok uzun sürecekse ben beklemem. Çıkarım bir noktada. Yok yok yok. Siz zaten şey, bütün o vakit boyunca siz orada durmayacaksınız da. Ben şu adama şeyi soracağım. Bunu tanıyor musun? Ben şu an notlarımda onu arıyorum. Bulamadım ismini. Ben de bulamadım. O yüzden şey olsun o. Kenshi Saburo değildi olsun. Ya. Saburo farklı mıydı? Bak, Saburo değil miydi ya? Saburo farklıydı sanki. Saburo. Neyse emin değilim. Bakarız ona. Saburo. Yok Saburo değildi ya. Saburo farklı. Saburo sizi gemiyle götürendi. Sanki. Ha evet. Ama onun kardeşi Saburo değil miydi o? O da onun kardeşiydi. Evet zaten onların hepsi kardeş. Ama bu da onların büyük, kardeşi büyük, mi? Büyük, şey, büyük abiyi hatırlayamadım. Neyse. Gelmedi şimdi vallahi. Neden bilmiyorum. Asako muydu? Asako Saburo muydu? Yok be şey. Soy isimleri yok onların. Ha okey. Onlar şey Ronin olduğu için soy isim kanununa dahil değiller. Ha şöyle kendi kendilerine koydukları bir şeyleri vardır. Mahlasları, lakapları kendilerine hani. Şu gruptanız. Hani onu yansıtmak için. Bir saniye ben bir şeye bakacağım. Bunu nasıl unutabilirim ya? Hadi. Bende de yok vallahi notlarda. Ailelere bakıyorum. Ya bunu unutmuş olmam beni çok şeyi üzüyor. Jiro. Ha. Jiro. Bunlar o zaman not alalım. Kardeşinin hepsinin soyadı yani şey ismi O ile bitiyor zaten. Onların olayı var. Jiro. Jiro, Saburo ve Yoburo ile tanıştınız. Bir tanesiyle daha tanıştınız herhalde ama o. Benim bildiğim iki tanesi. Kaptanla tanıştım. Şey hayır şey Dengunetsu ayrıca tanıştı özür dilerim. Dengunetsu denk geldi ona. Şöyle kardeşler ya yani bunlar şey geniş bir kardeş grubu. Bunlar her türlü şeye dahil olmuşlar. Hepsi ama farklı farklı yerlerde. Hani şey düşünebilirsiniz. Aynı organizasyonun farklı dalları gibi ama hepsinin kişiliği ve şeyleri de farklı. Hepsinin sahip olduğu alan. Suç alanı, suç seviyesi, ne kadar onurlu, ne kadar onursuz. O biraz kardeşten kardeşe de değişiyor gibi duruyor. Şöyle bu Yoburo yapılı duruyor. Bu şey zamanında Akrep klanının yaptığı olay zamanında çıkan kaosta bayağı bir şey yapmış, sıkıntı çıkarmış ve birkaç tane Akrep klanına şey bile vermiş teçhizat zamanında. Ay puştoy. Tabii kendisinin söylediği kadarıyla şey bilmiyor. Böyle bir, bu kadar büyük bir olay yapacaklarını bilmiyor ama onları silahlandırması için, şehrin altındaki şeyleri, bazı sahip olduğu bilgileri aktarması için falan filan yardımcı olmuş. Bu adamın ana çalışma yeri Tosba klanının olduğu yerler. Otoson 3'ü ve kuzey kısmı Otoson 3'ün. Adı ne bunun? Yoburo. Yoburo. Aynen. Onun dışarısında dediğim gibi şeyden bir tık daha genç duruyor. Sizin gemide karşılaştığınız adamdan. Onların hepsi bir anda şu anda şey sizin karakterlerinizin şeylerin özellikle Kanarutsu ve Takura'nın Ryuki tanımadı diğerlerini. Kafanızda bir anda bir şey olmuş olabilir yani. Ha bir saniye lan. O adam da ona bağlıydı. O adam ya kötü bir adama benzemiyordu. Ama şeyde hani yaptığı işin doğası da kesinlikle onurlu değil. Yoburo'yu görüyorsun şimdi Takura. Bağlantısı olduğunu çözümlüyorsun. İşte kardeşleri falan filan hepsi zaten kardeşlerin ismi de şey gibi
Üçüncü oğul, ikinci oğul, dördüncü oğul falan gibi böyle. Az çok. Bir tek ilk kardeşin ismi farklı. Ben direkt soruyorum. Sen Ciro, Kenjin Ciro'nun kardeşi misin? Ciro'dan bahsederken şu çok önemli benim için. Şimdi burada ismini kullanıyorsun ama şimdi Japonca'da şey çok kritik. İsmin sonuna eklediğin ek. O şahsa nasıl baktığını gösterir. Hiçbir hani, ek eklemiyorum ben. Hayır işte. Okey tamam. Ek eklemeden şey yapabilirsin. O da olur. Sonuna eklediğin eke göre çünkü o şahısla olan ilişkini belirtiyorsun ya da bakış açını iletebiliyorsun. Sen bir ek eklemeden direkt ismiyle sesleniyorsun. Diyorsun ki Ciro diye. Böyle bakıyor. Böyle sağa sola bakıyor. Siz sen Takura tek başına gitmişsindir değil mi? Şey Ryuki ve Kanaritsu beraberdi. Onlar birlikte. Kenshin okay. Varsa Kenshin vardır. Ben Takura'yla gitmişimdir ya. Tamam. Böyle bir sağa sola bakıyor. Abim mi gönderdi sizi? Çıkaracak mısınız beni buradan? Yok abim göndermedi de tahmin ettim ben. Kılıcı gösteriyorum. Kılıcın şeyi var ya bizde Kenshin işareti. Hı. Şöyle bakıyor. Ha, o abimde de var. Onunla bir şeyin mi var? Yani belalısı falan değilsin değil mi? Ne yaptın sen? Buraya düştün. Şöyle bakıyor. Yani ne yapmadım ki? Ya işte beni asıl diye ya normalde bunu anlatmaktan bir şey kaybım olmasın. Normalde ben silah, malzeme, zırh, getir götürü yapıyorum buralarda. Bana gelen adam planını belli etmedi. Ben de soru sormam. Bizim işin doğasında var. Ben o adama gidip iki gemi silah verdim. Bayağı da para kazandım. Doğruyu söylemem gerekirse. Yani stoklarımı bitirdi neredeyse adam. Muazzam bir anlaşmaydı. Hatta hani birkaç noktasında böyle dedim ki bu gerçek olmak için fazla iyi. Neyse cepledik parayı. Deli gibi eğlendik falan filan işte şu bu. Tabii o 3 gün sonra falan şey oldu. Bir olay patlak verdi işte. Ondan sonra o patlak verdikten bir ay sonra falan filan gelip beni buldular. Meğerse benim silahlar orada benim çakışalığını yaptım. Silahlar orada bulunmuş. Ne bileyim. Ben bana geliyorlar ben satıyorum ben. Silahları ben kullanmadım ki. Benden almasa başkasından zaten bir tık daha yüksek parayı alabilirdi. Alabilirdi doğru. Keşke yani ondan alsaydı. Şimdi o adam burada olurdu. Gerçekten keşke satmasaydım yani. Yani kardeşlerim zengin oldu yani. Ya şöyle bir yaklaşıyor. Ya bakın siz onurlu, gururlu, şanlı samuraylarsınız kesinlikle. Size kesinlikle yardımın bir noktada dokunur. Ya bak ben şey demiyorum bana hani böyle onursuz bir şey falan karışım barışım demiyorum ama bir noktada kesin elbet size bir faydam. Ne lazımsa bakarız yani. Bir ton param da var. Yani. Bu bölgeyi çok iyi bilirim. 33'e de bir işiniz olursa vesaire biraz sağda kenarda köşede tanıdıklarım var. Yani bir şeyler söyleseniz de beni buradan çıkarsınız. Ospa klanıyla aran nasıl o bölgeyle? Muazzam. Ama bir tane zümrüt kadı var orada. Beni görmesin. O yeter. Peki gemicilikten anlıyor mu abi? Ya Toburo ben gibi. Değil de var. Sen ne istersen. Her şeyi halledebilecek adamım var. Beni sadece buradan yerden çıkar. Şu iki şey yanımdaki adam karanlık lord deyip duruyor. Ben burada nasıl bir yere düştüğümü bilmiyorum. Tamam. Ya bak ben çok dini bütün birisi değilim ama yani o kadar da gitmedim. Ben bu adamla aynı yere düşecek kadar bir şey yapmadım yemin ederim. Dur bakalım bir konuşacağım ben. Tamam. Teşekkür ederim.
dedikten sonra sen bir oradan çıkıyorsun herhalde. Ya adam şimdi şöyle biraz sana şey, hani cidden burada olmak istemiyor. Onu anlayabiliyorsun. Yani şeyin yüksek, uyanıklığın yüksek. O yüzden bazı şeyleri söyleyeceğim. Biraz fazla şey hani abi çekti sana. Hani biraz sonuçta senden bir tık daha, ben ona, aynen. Bir tık büyük senden ama hani sen hem samuray olduğun için hem biraz da şey konuşabilecek, çıkarabilecek adam olduğu için bir tık fazla kibar davrandı gibi geliyor ama hani açık bir yalanı vesairesi yok gibi. Hani çok hafif abartıyor olabilir sahip olduğu para ya da sen ne istersen sağlarım kısmını ama hani belli ki var bağlantıları, bir şeyleri var. İki gemi silah satma konusunda da şey duruyor. Akrep klanından tam olup olmama konusunda olma konusundan emin değilsin ama böyle bir olay yapılacağını hiç tahmin etmiyormuş gibi duruyor. İki gemi hani, silah satmak da ama yani bir şey olacak belli ki. Çok sorgulamamış. Biraz şey, doğruyu söylemem gerekirse Kanursu, senin anladığın kadarıyla yani kardeşleri kadar çok şey değil. Uyanık. Kurnaz değil. Akıllı değil. Çok çok uyanık değil. Aslında şöyle bir uyanıklığı var da sorgulamamış yani, bir şey var. Para gelince hayır diyemiyor gibi duruyor. Anladım. Ben bu adam elbet başka bir şeyden. Ya bu adamın yaptığı suçlar var tabii. Bir ton suç var. Hani bir örgüt şey olarak. Ve hani burada şimdi biraz şey duruyor. Hani elbet elbet bir şeyini bulursun sonrasında çok istiyorsan. Tersini bulup yakalatırsın. Ben bir buranın yetkilisi vardı ya, bizle bilgi veren şey yapan. Hı hı. O siz, bu arada statü olarak senden düşük o adam. Tamam, ben onun yanına gidiyorum. Hı hı. Senden bayağı düşük bu arada. Peki buranın böyle komutanı veya bizi buraya getiren adam nerede? O girişte saray mensubu o. Yani buranın bir sorumlu şey, yok. Buradakilerin içeride kalmasına sorumlu bir tane adam var. Buradakilerin buraya atılmasına sorumlu olan samuray büyük ihtimalle yukarıda bu pislikle uğraşmıyordur. Tamam, şimdi şöyle bir şey. Bizi buraya getiren samuray nerede? Girişte saray mensubu. Kaçık onun. O girişte. Aynen. Ona uğrayacağız değil mi biz? O sizi zaten dışarı çıkarken, dışarı çıkış yolunda onu orada duruyor. Tamam. Çıkarken sizi o yine dışarı çıkar. Tamam, ben yanına gideceğim onu. Tamam. O geçebilirsin. O adamın dosyasını da alıyorum ben. O benim konuştuğum adamın dosyasını alıyorum. Hı. Tamam mı? Tamam. O bende dursun. Ryuki şeyini yapsın, konuşsun, etsin. En son şeyle konuşacağım ben. Tamam. Ryuki'nin işi bir tık uzun sürecek gibi. Kanaritsu sen de çıkıyorsun. O sırada Takura'yla ya da Kenshin'le falan bir konuşma fırsatın olur. Ryuki o sırada şeyle uğraşırken. Ryuki sen bu arada şeyden içeri giriyor musun? Hücresinin giriyorum içine. Giriyorum ya. Giriyorum. Tamam. Karanlık Lord derken sen bununla konuşuyorsun ya. Bunun bahsettiği Karanlık Lord'un Fuleng olmadığını. Tamam. Kimmiş? Bu adam aya tapıyor. Ha, vardı evet. Öyle bir ara. Ayda şey Onno Tango'nun yani Amaterasu'nun kocası olan, evet. Ay Lord'unun, Lord Ay'ın şeyi, kendisi. Bunlar genelde biraz kafada gidik, tamam. Olabiliyorlar. Sen hiç karşılaşmamışsındır. Hı hı. Ama duymuşsundur bir noktada. Takura'dan ve hatta Kanurutsu'dan bile bir noktada duymuş olabilirsin. Çok popüler değiller aslında çünkü. Anladım. Olarak. Çok fazla detayda bilmiyorsun bunların başka bir şeyinde, detaylarında. Sen bu adamla konuştukça senin ailen, senin arkadaşların bu konuda ne düşünüyordur, ne yapıyordur? Sen böyle böyle uğraşırken, sen sorumluluklarını yerine getirmezken, sen böyle gidip kendini sıkıntıya sokarken falan filan. Bu adamın bir ritüel imparatorluk sarayındaki bazı şahıslara bir şeyi öğreniyorsun. Adamı böyle hani itiraf etmeye falan filan ittiriyorsun. İmparatorluk sarayındaki şahıslara lanet koymayla. Bir tür lanet koymayla suçlandığını öğreniyorsun asıl. Bu Fuleng'in sempatizanı, böyle karanlık şeyler falan filan bir tık şeymiş. Yapmış mı laneti peki?
Okey. Tamam, vicdanım hala çok rahat. Tabii. Ve şöyle ya yani şöyle adam delirip kendini bir rezil edecek bir olaya sebep çıkarmış. Sonra şu gencalar, bu imparatorluk sarayındaki şu gencalar bu olayı incelemiş. Bakınmışlar ne yapmışlar. Birisi buna lanet koymuş. Sonra bayağı uzun araştırmalar sonucunda, uğraşlar sonucunda bu adamın deliliği de biraz devam etmiş. Buna sebep olan faktör ne diye araştırmışlar, araştırmışlar. Bu adamı bulmuşlar. Bu adam buradaki şeyin sektin önemli üyelerinden biri gibi duruyor. Çünkü lanet koyabiliyorsa bir yere kadar bir şey olması lazım. Bir ileride olması lazım. Sen adamı pişman olmaya itebiliyorsun. Yani adam Lord Aya olan inancını tamamıyla kaybetmiyor ama hani yaptığı şeyden, bu laneti koymandan, işte yani kendisinin iyilik yaydığını, hani Lord Ay'ın bilgisini, yani adam ben bu adamı delirteceğim ha 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 diye yapmamış ama daha çok böyle yani Lord Ay'ın o şeyini itince o şahsın üstüne, hani biraz o ya yani zorla bir çevirmeye çalışmış, dine çevirmeye çalışmış gibi düşün. Böyle sonuçlanmasından, böyle yaptığından, kendisini, arkadaşlarını, ailesini kim bilir nasıl durumda olduğunu bilmediğini ve onların hani sıkıntıda olabileceğini vesaire vurgulayarak sen o adamı bayağı bir şey yapıyorsun. Suçlu hissetmeye itiyorsun. O noktada Kanaritsu Takura Kenshin, siz şeyle konuşuyorsunuz. O saray mensubuyla ne diyorsun kısaca? Kanaritsu seni de şey kısaca bilgilendirmiş olabilir Takura ismi. Anlatıyorum ben. Bizim üçlü kardeşlerin bir tanesi buradaymış. Üçlü kardeş değil de kardeşler. Üçten fazla onlar. Evet. Kardeşler çetesinin. Ben bunu bir sonraki görevde kullanırız. Bu işimize yarar. Yani evet, görev konusunda işe yarar ama ikinci bir işe yaraması gereken kısım var ya, o kısım yok, onun için değil zaten. Bunu ayrıyetten isteyelim. Ayrı ayrı ikisini de alabileceksek bence problem yok. Yani söyleriz. Veren verirlerse verirler, vermezlerse yapacak bir şey yok yani. Kalır içeride, ne yapayım? Ya şimdi şunu biliyorsun sen Takura. Şimdi Kaçko da eski akrep klanı olduğu için böyle bir şahsa bir şey yazması, bir af yazması yani hoş karşılanmaz. Çok hoş olmayabilir. Başka bir çözüm. Bakmak da şey olabilir. Hani senin aklına geliyor sadece. Hani Kaçko'dan böyle bir şahsa af etmesini, af vermesini istemek bir tık yüksek. Yani şöyle yapabiliriz. Çok çok sesim çok kısıyorum. Bayağı kısıyorum. Yani çok doğru söylemek zorunda değiliz. Sen bize yardım et. İrtibatlarını bize ver. Biz geri döndüğümüz zaman bu konu hakkında konuşacağız. Ancak o zaman yardım sağlayabiliriz diyelim. Okay. Yok ya, bunun komutanı kimse onunla, yani buranın sorumlusu kimse onunla konuşalım. Yok, sorumluyla konuşalım. Sorumlu verir vermez onu bilmiyorum ama yani normal şekilde bunu hani söyleyelim. O adamı karıştır yani şeyi, bizi buraya göndereni karıştırmadan almaya bakalım ne olacak? Deneyelim. Çıkalım onunla okay. Konuşalım biz. Ryuki nasıl olsa ailevi sohbetlerde pilavlı muhabbet yapıyor orada. Biz gidelim. Okay. Siz geçiyorsunuz. Buranın sorumlusu olan işte ortalama işte ne oluyor? Teğmen ya da işte üst teğmen seviyesine falan bir samuraymış. Buranın sorumlusu, hani bunu tutacaksın, bunu atacaksın emirleri bu adama geliyor. Bu adam da tutup atıyor. Hı hı. Siz asıl karar verme şeyine gideceksiniz ama herhalde, değil mi? Aynen. Siz bu adamla kısaca bir konuşuyorsunuz. Ondan sonra onun yanından böyle yürürken o düşüyor. Öteki komutana aynen, gidiyor. Aynen. İşte öyle gerçekten bir şey gibi. Kapsül gibi bıraka bıraka biz en üste gidiyoruz. Kapsül bıraka. Aynen. Çok uzun sürmüyor ama biraz alıyor.
Neyse ki Rokugan o kadar şey olmadığı için çok fazla rütbe yok arada sekmeniz gereken. Yüksek rütbeli olan samurayın yanına gidiyorsunuz. Kendisini çıkarma isteğinizin şeyi ne? Kökeni ne peki? Mesela şimdi ne diyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Bu adam bizden alt seviyede mi üst seviyede mi statü olarak? Senden statü olarak bir tık düşük ama senin adamın üstünde şeyin yok. Sözüm yetkim yok, tamam. Sözün ben, yok yani. Aynen. Ben şanımı kullanacağım. Yani çünkü sen bir statü olarak lordsun çünkü. Şanımı kullanarak bunu giriş yapacağım. Ben de destek olacağım. Hani Sakura'nın şan kullanmasını hani benden de düşsün. İkimizin tamam. Söylediği şey belki daha kuvvetli olur diye düşünüyorum. Anladım. Hem iki kişi hem şey Rokugan'ın şey Rokugan'ın Mutosan üçünün kahramanları. Şimdi benim giriş noktam şey, biz bir görevimiz var. Bunu sana açıklayamam. Kimin verdiğini de söyleyemem. Ama burada olduğuma göre burayla alakalı olduğunu anlayabilirsin şeklinde girip bu göreve çıkarken bu kişinin benimle gelmesi lazım. Abi görevde belli bir onun bildiği, iyi bildiği bölgelerde birkaç işimiz var. Onun kaynaklarını kullanarak bazı kişilere ulaşmamız lazım. Bu yüzden bu kişiyi alabilirsek sevinirim. Tamam. O zaman senden ne istiyorum biliyor musun? Ya bunu gayet böyle şey söylüyorum. İçten şey, yalansız. Ben de şey konusunda destek olacağım bu arada. Hani gideceğimiz bölgede var olan tanıdıkları sayesinde bize çok yardımcı olabilir. O yüzden buna ihtiyacımız var. Okay. Asist alması için destek yapıyorum. Tamam, yani sen assistance veriyorsun. Takura sen... Şöyle, ya adam teknik olarak vatan haini olarak geçtiği için suçu çok büyük. Ben şeyden de bahsediyorum. Eskiden ha. Zümrüt kadı olduğumu, zümrüt kadılık yaptığımı, sorgulama tekniklerini bildiğimi ve bu adamın yaptığım konuşmadan şeyden anladığım kadarıyla kime ne sattığı, yani ne sattığını biliyor ama kime sattığını ve hangi amaçla kullanacağını bilmeden sadece çok fazla para verdikleri için direkt kabul ettiği düşünüyorum. Sen şöyle adamla konuşuyorsun uzun uzun. Senden kör tezi water isteyeceğim. Zorluğu şöyle Takura, zorluğu bunun 7. Her harcadığınız 10 statüse göre bir tane düşürebilirim zorluğu. Tamam. Statüs mü glory mi? Şey, pardon, statüs vermem özürüm. Şan. Tamam. Şan diyecektim. Size şeye döndü kafam. Şöyle... Onu ben harcayayım. Şimdi bende 35, 135 var. Takura harcayabilir isterse. 25 ben harcayayım. 5 de sen ver. Zorlu 4'e düşer. Aynen. 10 verdim ben. Tamam, sen de o zaman ben de 20 harcadım. Tamam, uf. Zorlu 4'e indim. Asistin de var, unutma. Asistle beraber geçersin herhalde. Bir de Void yakacağım şimdi. Oo. Maşallah. Zorluğum 4, tamam. Aynen öyle. Hop. Şunu açalım. 3 gönder. Peki bonus başarı ne getirecek? Adamın nasıl, ne kadar süre, ne yapacağız? Siz şu sonuçta adamı görev için istemiştiniz. Görev sonrasında ilkinde geri götürmeniz gerekecekti. Bu kadar bonus başarıyla büyük ihtimalle tutabilirsin bir yere kadar. Ama dışarıda tuttuğun zaman da şey olur. Ya şöyle adamı kendi şeyine almaya kadar gidebilir bu. Himayene. Alabilir miyim? Suç işlerse onları etkileyecek mi peki? Tabii ki de. Himayeni alıyorsun şahsen. Ama hapisten çıkarmış olursun. Bilmiyorum. Himayemi bu almak adam... değil de mesela öldü gibi gösterip yok etmek. Olur. Onu da yapabilirsin. Yeteri kadar bonus başarıyla yapamayacağın şey yok şu an. Bayağı bonus başarım var çünkü. Ne kadarını tuttuğuna göre değişir tabii de. Ta hepsini tutamadığım için evet. Tutabildiğim bütün successleri tuttum. Fırsatlarım üç var. Ve... Yani 3'le şey yapabilirsin. Öldü gibi gösterebilirsin 3 bonus başarıyla. Tamam. 4 tane de fırsatı buna harcasam. Hani yaptığın fırsatı... işi daha başarılı yap vardı ya hani.
Ha anladım. Şey daha az kişinin şey yapacağı, evet. Daha verimli yapar suda da. Bir tık yani fazlasını harcayıp şey yapabilirsin. Daha temkinli bundan çıkabilecek kötü sonuçları azaltmak için. Dördünü de ona harcayabilirim. Kötü sonuçları azaltmak şeydi değil mi? Bir fırsat gidiyor. Evet. Tamam burada iki fırsat harcamış oldun. Okey. Bundan çıkabilecek. Senin böyle bunu senin yazdırdığını, hani bu adamın ölüm raporunu senin yazdırdığını, senin çıkarttığını belli edecek bir şey bırakmıyorsun arkada. Tamam. İki stresi alıyorsun. Aldım. İki stresi aldım. Tamam. Ekledim onu. Dört fırsat harcadım. Tamam. Bonus başarılarını harcadın. Tamam. Dört, sen bu adamı evet. Buradan ya yani ölü gibi gösterip hani hapishane şartlarından öldüğünü, dayanamadığını, işte zayıf olduğunu falan filan, hasta geldiğini falan filan gibi şeyler yazılıyor orada. Üç onur falan kaybet. Açıkça diyorum ki zaten ismimi falan biliyor. Tamam mı? Sana bir iyilik borcum var. Ne zaman neye başın sıkışırsa gel, yardımcı olacağım. Teşekkür ederim diyor. Bölüyorum ama bu arada ben de şeye çok borçlu hissediyorum ya. Kadının adını unuttum. Kaçiko. Evet Kaçiko'ya. Yani hani hayatını kurtarmak için hayatımı tehlikeye atabilirim. Öyle borçlu hissediyorum maalesef. Çok hoşlanmıyorum hala ama. Evet. Yani senin için önemli bir şey yapmış olduk teknik olarak. Okey. Evet. Aslında teknik olarak çok iyi oldu şu an yaptığım şey. Bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Doğru. Tabii. Yanınıza yancı almış olduğunuz bir tane de şeyiniz oldu. Kurban. Kurban. Aynen. Bir kurban bir yancı şey gibi. Neden? İşte ordu şey yapıp onların ceplemişsiniz gibi. Ryuki'nin olayı bittiyse şeyi... Bitti. Tamam. Ondan sonra da şeyle uğraştınız. Ha. Sizin olaylarınız aslında az çok aynı bitiyor. Tamam. Ben yanımda biri daha olsun istiyorum. En az biri daha olsun istiyorum. Kenshin olmuş olabilir ya da Kanarutsu. Kenshin olmuştur. Şey Kanarutsu şey yapmış. Kanarutsu benle geliyor. Aynen. Olur. Biz Kenshin'le o zaman bunu eli kolu ağzı bağlı bir şekilde. Çünkü lanet de atabiliyormuş. Hayır ritüelle canım. O şey öyle. Böyle. Tamam. O zaman tamam. Eli bağlı bir şekilde. Tamam. Bir su kenarına götürüyorum. Ama ilki bilmiyordum. Yolda hala şey yapıyorum. Manipüle ediyorum aynen. Yolda hala böyle pişman etmeye çalışıyorum. Sonra su kenarına gidince eline kelebeği veriyorum. Tamam. Neredeki su kenarına gidiyorsun? Ben bir şeye geçeyim. Şehir dışına... Bir dakika. Şimdi bu çok önemli bir sahne. Burada buluştuğumuzu varsayıyorum ben. Tamam, olur. Benim için daha iyi olur. Yani çünkü adamın takmasını istemiyorum. Hadi bir ara verdik. Tam buluştuk ara verdik. Havuz başında. Güzel. Aradan sonra diğer partta sizlerle. Neyi olalım? Havuz başında değil. Ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. Çok su olan bir yere gidelim. Okyanusa çıkalım mı? Okyanusa gemi tutuyoruz. Hadi görüşürüz. Aradan sonra buradayız.